Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yetişkinler için güzel bir bandana çalışması yapacağız. Bu bandanamızı e, uzunluğunu ayarladığımız zaman istediğimiz yaş grubu için örebiliriz. Aynı ölçülerde başlayıp daha kısa yapıp aynı dikme yöntemini kullanarak daha küçük yaştaki Okul çağında olsun ya da daha küçük yaştaki çocuklarımıza örebiliriz. Ya da daha yetişkin kişilerin çok rahatlıkla kullanabileceği sayılarımızı ayarlayarak örebiliriz. Hem sayılarımızı ayarlarken en bakımından sayılarını hem de uzunluk bakımından ölçüsünü ayarladıktan sonra çok şık olarak bandanamızı kullanabiliriz. Bakınız bandanamız her iki yönü aynı olan bir örgü modeline sahip. Evet, şimdi dilediğimiz kişi eğer belirliyse, dilediğimiz ölçülere uygun olarak bandanamızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Bandanamı örmek için 3,5 numaralı tığımı kullanıyorum ve normal kalınlıkta bir ipimi kullanıyorum. Tığımın başını doluyorum, zincirimi çekerek başlıyorum. Bir tane düğümümüzü atıyorum. Zincirimiz öreceğimiz kişinin yaş ölçüsüne uygun olarak büyüyecek ya da küçülecektir. Ya da istediğiniz kalınlığa göre daha kalın ya da daha ince çekerek başlayabilirsiniz. 2 tane zincirimizi çektim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane zincirimi çektim bakınız. 15 zincirim. Ölçelim. Ölçtüğüm zaman 15 zincirimi hemen şöyle mezarımın üzerine koyuyorum. 6,5 santim. Geriye dönüşümüzde saydığımız zaman 6 santim enliliğinde olacak. Hemen başlıyorum. 15 zincirimi. Birinciden sonra gelen, bakınız ikinci trabzanımın içerisine giriyorum. Yani zincirimin içerisine giriyorum. Tığıma ipimi şu şekilde alıyorum ve ilmeğimi sadece geçiriyorum ilmeğimi geçirerek başladım sık iğne yapmadım sadece ilmeğimi bu tarafa doğru aşırdım tığımın başını tekrar doluyorum bir sonraki zincir yuvasına giriyorum tek seferde çekiyorum bir sonraki zincir yuvasına giriyorum yine ilmeğimi sadece geçiriyorum bakınız bir sonraki zincir yuvasına tığımın başını doluyorum giriyorum ve tek seferde alıyorum. Bir sonraki zincir yuvası için tığımın başını girdiriyorum. ipimi alıyorum. Tekrar tığımdaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Başını doluyorum. Giriyorum tığın içerisine. Ve tek seferde çekiyorum. Tığımın başını girdirdim bakın ipimi alıyorum almış olduğum ipi ilmeğimin içerisinden geçiriyorum tekrar başını doluyorum giriyorum tek seferde çekiyorum bir tane tek seferde çekiyoruz bir tane başını hemen yan ipimizi alıp ilmeğimizin arasından kaydırarak geçiriyoruz biraz daha devam edelim sıradaki zincirime giriyorum ipimi alıyorum sadece tığımın içerisinden geçiriyorum bir sonraki için başını doluyorum giriyorum ve tek seferde çekiyorum yine sadece ilmeğimden geçiriyorum bakınız biraz bol aldım ilmekten geçiriyorum tığımın başını doluyorum sıradakini tek seferde çekiyorum çok fazla sıkıştırmadan örelim ilmeğimi geçiriyorum ve son olarak ışını doladım ve tek seferde çekiyorum modelimizin zincirden sonraki birinci sırasını uyguladık bakınız şu şekilde bir görüntüsü oldu diğer yönden bakacak olursak diğer yönden de şöyle bir görüntümüz var Evet şimdi ikinci sıramıza Başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Bu sıramızda ise başını doladığımız diğer sıradaki başını dolayarak ördüğümüz örgülerimizi ilmeğimize geçiriyoruz. Direkt ilmek geçirdiğimizin üzerine ise başını dolayarak alıyoruz. Şimdi başlayalım. Bir tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki bakınız şuradan ilk örgümden giriyorum ve ilmeğimi geçiriyorum. Geçiriyorum. İkincisine başını doluyorum. Bakın hemen burada bir önceki yerde ilmeğimizi geçirdiğimiz yere girerek tek seferde alıyorum. Bir sonraki yer bakın şu şekilde sadece ilmeğimi geçiriyorum. Başını doluyorum ikisini şöyle birlikte alıyorum. İleriye doğru gidiyorum. Bakın şöyle ikisini birlikte alıp ilmeğimi tek seferde geçiriyorum. Tığımın başını doluyorum. İlmeğimi akıttığım yere girerek tek seferde çekiyorum. Bakın şu şekilde Modelimiz üst üste dizilmeye başladı. Şimdi birazcık daha birlikte devam edelim ve modelimizi iyice oturtalım. Evet, kaldığımız yerden yine devam edelim. Bir önceki sırada bakınız, başını dolayarak çektiğim ilmeğim daha dolgunca görünmekte. Diğer ilmeğim ise şu şekilde sadece göz gibi görünmekte. Bakınız, herhangi bir karışıklığa fırsat vermeyelim. Bu şekilde dolgunca olan ilmeğimi şu şekilde ikisini birlikte alıyorum. Bakınız, hem bu yöndeki hem de diğer yöndeki ilmeği ilmekleri yaralamadan tek seferde geçişimi yapıyorum. Başını doluyorum. Diğer sırada tek seferde aldığım yani ilmeğimi akıttığım yere girerek başını doluyorum ve çekiyorum. Şimdi diğer seferde başını dolayarak aldığım bakın tombul şöyle dolgunca duran ilmeğimin üzerinden şu şekilde giriyorum. Her ikisini de alıyorum ve ilmeğimi geçiriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen burada duran minik gözümün içerisine girerek başını dolamış olduğum tığımı girdiriyorum ve tek seferde çekiyorum. İleriye geçiyorum. Alıyorum. Sadece ilmeğimi geçirdim. Tığımın başını doluyorum. Göze girerek başını dolamış olduğum tığımı çekiyorum. Diğerine bakın. Tek seferde şöyle ilmeğimi geçiriyorum ve en sondaki e, örgümün üzerine tığımın başını doluyorum. Tığımın başını tüm girdirerek bakınız en sona şöyle güzelce dönüşümüze girelim. Alıyorum ve tek seferde çekiyorum. Ve bir tane zincirimi çekerek 3. sırama başlamak üzere yönümüzü çeviriyoruz. Evet şöyle örgümüzün yönünü çevirdiğimizde güzel kabartıları üç boyutlu olduğunu görmekteyiz. Şimdi 3. sıramıza da birlikte başlayalım. 3. sıramızı başlarken 2. sıramızda başını dolayarak çekmiştik. Onun için hemen burada ilk ilmeğimizi sadece tığımızın başına girdiriyorum ve ilmeğimi geçirme şekliyle örüyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci örgümü ise başı dolalı bir şekilde Tek seferde çekiyorum. Sıradaki bakınız aşağı sırada başını dolayarak ördüğüm ilmeğin üzerinde ise sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bir sonraki yere şöyle göz bakın şu ayrıntıya dikkat edersek hiçbir zaman sıkıntı çekmeden öreriz. Buradaki ilmeğimi akıttığım yere giriyorum ve tek seferde çekiyorum. Ve diğer ilmeğimin üzerine batıyorum sadece geçiş yapıyorum tekrar tığımın başını doluyorum şuradaki gördüğüm minik gözün içerisine giriyorum tek seferde çekiyorum yine üzerine giriyorum bakın alttaki tek seferde çektiğim yani başını dolayarak çektiğim ilmeğin üzerine giriyorum sadece ilmeğimi geçiriyorum Tekrar tığımın başını doluyorum. Her iki kabartının arasındaki şöyle görünen kısma yani ilmek akıttığım kısma başını dolayarak giriyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Yukarıya giriyorum. Sadece ilmeğimi akıtıyorum. Yukarı tekrar giriyorum. Araya girerek başını doluyorum. Ve çekiyorum. Ve üzerine bakınız. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Soymun başını doluyorum. Araya giriyorum ve tek seferde başını dolamış olduğum ilmeğimi geçiriyorum. Ve bir defa şöyle geçiyorum ve son olarak ise tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum tek seferde çekiyorum. Bir zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Bakın modelimiz kendisini belli etti artık. Şöyle ve böyle. Şimdi tekrar sıramızın başında birlikte başlayalım. Sonra dilediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edelim. Sıra başına geldim. Diğer yönde bir tane zincirimi çekmiştim. Hemen ilk e, altta başını dolayarak aldığım ilmeğin bu ikisini de alarak bir tane alıyorum ve şu şekilde ilmeğimi akıtıyorum. Tığımın başını doluyorum her iki ilmeğimin arasındaki minik göze. Bakın şu gözü kaybetmeyelim. Bu gözü gördüğümüz her yerde hiç şaşırmadan ilerleyeceğiz. Diğer sadece geçiş. Tekrar başını doluyorum. Hemen bu minik gözü görüyorum. Bakın buradaki minik gözden bahsediyorum. Başını dolayarak giriyorum ve çekiyorum. Diğer ilmeğimi sadece geçirdiğim yerler ise bu görmüş olduğumuz tombul kabartılı olan bölümler kabartılı olan bölümlerin arasında kalan şu küçücük gözlerimiz bakın bir tanesi diğer şöyle göz açılmakta şu şekilde açıldı ve diğeri bu şekilde oraya da başlarını dolayıp alıyoruz. Bakın başını dolayarak aldım şimdi hemen üzerine giriyorum sadece ilmeğimi akıtıyorum tekrar tığımın başını doluyorum. Minik gözün içerisine girerek çekiyorum. Tekrar kabartılı tombulun üzerinden ilmeğimi geçiriyorum. Gözün içerisine girerek başını doluyorum ve tek sefer çekiyorum. Ve istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Bandanamı her iki yönden şöyle bir bakalım. Bakınız örerek biraz büyüttüm. Diğer yönden de bakıyoruz. Gayet şık. Bir çalışma olacak inşallah. Şöyle görelim ve biraz daha birlikte yapalım. Bakın başını dolayarak tek seferde çektim. Bir defa zincirimi çekiyorum, örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen iki tane ördüğüm yere sadece ilmeğimi aşırıyorum. Bir önceki sırada ilmek aşırdığım yere ise tığımın başını doluyorum. O gözün içerisine giriyorum. Başını dolamış olarak bakın tek seferde çekiyorum. Bir önceki yerde başını dolalı aldığım yere giriyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar ilmek geçirdiğim yere minik gözün içerisine giriyorum ve tek seferde çıkıyorum. Bir önceki yer bakınız. Bu kez sadece ilmek geçiriyorum. Başını doluyorum. Modelimiz büyüdükçe Buradaki işlemimizi çok daha rahat yapacaksınız. Herhangi bir bozukluk olduğu zaman zaten hemen kendisini gösterecektir. Dilediğiniz baş ölçüsüne göre. Hem yetişkinler için hem küçük çocuklarımız, okul çocuklarımız hepsi için bu modelimizi eğer rengarenk, dilediğiniz renkli örebilirsiniz ve dilediğiniz uzunluğa gelince hangi yaş grubu için örüyorsanız mutlaka o yaş grubunun baş ölçüsüne geldiğimiz zaman kapatma işleminde birlikte yapacağız. O kapatma işlemi gibi yaparak çok şık bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi istediğim ölçü gelene kadar bu şekilde örerek büyütmeye devam ediyorum. Bandanamızı örerek tamamladım. Dilediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Hangi yaş grubuna göre öreceksek o kadar uzatmamız en önemlisidir. Bakınız şöyle eline baktığımızda daha öncesinde ölçmüştük. 7 santim. 8'e birazcık taşmakta. Uzunluğuna ise şöyle bakalım uzunluğuna. 52 santim de uzunluğu Bu yetişkin baş ölçülerine olabilecek gibi. Her iki yönü de şöyle gördüğümüz zaman bakınız arkası ve önü birbirinin aynısı. Şöyle gayet güzel bir model. Yeteri kadar ördükten sonra ben kopardım ve kopardığım yeri şöyle iğnemi taktım. Biraz fazla ip kopardım ve dikmeye başlayacağız. Hangi yönde İsterseniz o yönde ayarlamamızı yapabiliriz. Bakın şu şekilde büküyorum. Büktükten sonra diğer ucu alıyorum. Diğer ucun bir kısmını bükmüş olduğum yeri ayarlayarak takıyorum. Bakınız diğer bölümü çeviriyorum. Şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Bakın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Tekrar yapalım. Örgümü şöyle düz bir şekilde uzatıyorum ve ucunu büküyorum bükmüş olduğum ucuna karşıdan düz bir şekilde giriyorum tam ortalayarak ve diğer yönünü bu tarafa ya da diğer tarafa nasıl isterseniz alıyorum şimdi tabi diğer tarafta iğnemiz olduğu için bu tarafı döndürmemiz daha uygun olacak ya da ipimizin yönünü uygun olarak ayarlayalım 1 2 3 dört tane katımız var hemen dikmeye başlıyoruz şöyle uç kısımlarından alarak dikelim güzelce hiçbir katını atlamadan dikiyorum. Ve bandanamızı bu şekilde geri dönüşlerde yaparak dikelim sağlam bir şekilde. İstediğiniz uzunluklarda istediğiniz yaş grubu için dilerseniz birazcık daha enli yapabilirsiniz. Dilerseniz elini birazcık daha yaş grubuna uygun olarak daraltıp genişletebilirsiniz. Daha geniş kullanmayı seven arkadaşlarımız ilmek sayısını birazcık daha fazla başlarlarsa çok daha güzel sonuç alacaklardır. Evet yeteri kadar diktikten sonra şu şekilde artık düğümümüzü atalım. Şöyle makasımla kesiyorum. Evet, dikiş işini de yaptıktan sonra çevirelim. Evet, gayet şık bir bandanamız oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.